Evet. Evet, Türkiye Şampiyonası 3. etap müsabakaları. 2. yarı final, Selih Saygınlar, Adnan Yüksel. Hakemler anons ediliyor. Murat Oktay, Sanlı Savran. Sanlı Savran ve Murat Oktay. Selih Saygınlar. Evet, Selih Saygınlar. Yarı finalin bir diğer yüzü. Adnan Yüksel. Sayısız başarılara sahip iki sporcu. Oyuncu hareketlerinde başarılar diliyorum. Evet. Şimdi oyuncular bant atışıyla oyuna başlayacak olan sporcuyu belirleyecekler. Birbirlerine başarılar diliyorlar. Evet, şimdi bant atışı yapıyorlar. Karşı kısa banta vurup geldikten sonra oyuncular tarafındaki kısa banta en yakın olarak topu durduran oyuncu oyuna başlama hakkını elde edecek ve beyaz topla oyuna başlayacak. Evet, Adnan Yüksel oyuna başlayacak. Açılış yapan oyuncu beyaz topu almak zorunda. Evet, Adnan Yüksel oldukça başarılı bir sporcu. Milli takımlar, dünya, Avrupa şampiyonluğu, dünya kupası kazanmış şey var. Sayısız Türkiye şampiyonluğu var. Evet. Birinci sayısını aldı. Kalan pozisyon bir turnike biraz küçük bir açı bozukluğundan dolayı hatalı bir vuruşta tuş riski olabileceği için onu irdeledi. Evet, ince bir vuruş, biraz süratli bir vuruş tuştan geçmek için herhalde ikinci sayısını gerçekleştirdi. Ondan Yüksel. Bakalım burada çok kolay bir açı değil. Sarı topu kullanarak bir vuruş gerçekleştirecek tahmin ediyorum. Uzun ve çok ince görüp uzundan kısa uzun. Gerçekten güzel bir vuruş. Oldukça zor bir açıydı. Topu çok ince görmek gerekiyordu. Şimdi kendini oldukça güzel bir pozisyon buldu. Bir turnike deneyecek. 3 bant üzerinden vurabileceği gibi 5 bant üzerinden vuracaktır diye düşünüyorum. Evet, 5 bant üzerinden deniyor. Bakın, kırmızı topu da istediği bölgeye doğru plase ediyor. Evet, güzel bir sayı daha. Tamam, pozisyon beyaz topun açısı çok istediği gibi kalmadı. Biraz sıkıntılı bir açı. Bakalım ne deneyecek. Uzun, uzun, kısa bir vuruş deneyebilir. Uzun, uzun. Evet, uzuna giremedi. Direkt topa geldi. Zor bir pozisyondu. Evet. Selih Saygınlar. Dünya bilardo literatürüne adını altın harflerle kazımış bir sporcumuz. Gerçekten bilardo sporunda çok büyük başarıları mevcut. Evet, bir yan turnike epey kadar denecek sanırım. Uzun, kısa, uzun. Kısa. İlk sayısını alıyor ve pozisyon. Ufak tefek sıkıntılar olmasına rağmen bir turnike. Sadece beyaz topu iyi kontrol etmek gerekiyor. Burada beyaz topa yapılabilecek yanlış bir kalınlıkta bir tuş riski mevcut. Tabii onu fazlasıyla
iyi bir şekilde biliyorsak sayılar bakalım. Evet. Beyaz top tuttu. Ters banttan da sayı gerçekleştiriyor. Güzel bir duruş. Olan pozisyon çok kolay değil. Gerçekten sıkıntılı bir açı. Sırt. Düşünebilirim beyaz topa diye düşünüyorum. Görsel açıdan oldukça güzel bir sayı olabilir. Beyaz top. Kısa bant, uzun bant, tekrar kısa bant, sırt atarak. Nitekim onu denedi ama çok kolay bir açı değildi. Evet. Skor 4-2. İlk kısa kadar sonunda. Balıkesir'deyiz. Türkiye Bilardo Federasyonu Türkiye Şampiyonası 3. etap müsabakalarında. Final günündeyiz. İlk yarı finalde Hatta Çoklu Can Çapak karşısında kazanarak ismini finale yazdırdı. Ve burada da ikinci finalisti gelecek olan başta Adnan Yüksel ile Semih Sayın'dan karşı karşıya geliyor. Evet, Adnan Yüksel uzun uzun kısa oldukça güzel bir şekilde sayı gerçekleştiriyor ve kendisine güzel bir turnike pozisyonu sağlıyor. Bakalım burada bu turnikeyi iyi kullanıp kendine iyi bir pozisyon hazırlayabilecek mi? Evet. Bakın sarı topu güzel bir yere plas ediyor. Sayı da kısa banttan yaptı. Tekrar bir turnike pozisyonu ama sarı top banta çok yakın kaldı. Biraz sıkıntılı bir açı. Düz turnike atacak. Kısa, uzun. Tekrar uzun. Oldukça güzel bir kullanım ama çok yakın kaçıyor. Evet. Kalan pozisyon yine çok kolay değil. Semih Sayın'ın için. Evet, Türkiye Bilardo Federasyonu 3. etap müsabakaları demiştik. Gerçekten çok çekişmeli gidiyor Türkiye Şampiyonası genel klasmanı. Şu anda milli takım için ciddi bir çekişme var. Bu etap neticesinde Semih Sayıner ya da Madnacı Çoklu 2-3 etap sonunda ki puan sıralamasında birinciliğe ikisinden birisi yerleşecek diye tahmin ediyorum. Çünkü Adnan Yüksel kazansa bile 162 puana taşıyacak. Şu anda Madnacı Çoklu'nun hali hazırda finali kazanması bile 170 puanı var. Semih Sayıner'in şu anda hali hazırda. Burada bile kaybetse 188 puanı var. Bu anlamda son etap Aralık ayı içerisinde olacak ve büyük bir çekişmeye sahne olacak. Orada yaklaşık 8-9 sporcunun belki kazanması halinde birkaç sporcu daha eklenebilir. Klasmandan milli takım şansı olacak. Bu da gerçekten heyecanlı dolu bir turnuva bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet, Adnan Yüksel birinci sayısını aldı. Tek bant deniyor. Evet, ikinci sayı eksik geldi. Skoru 8-2'ye taşıdım. Ters bant düşüncesi olabilir.
bakalım. Evet, defansif de bir vuruş aynı zamanda. Oyunda tabi stratejiler de oldukça önemli. Oyuncular bazen sayı almanın zor olduğu anlarda rakiplerine pozisyon bırakmamayı da düşünüyorlar. Ve rakiplerinin o pozisyonlarda hata yaparak kendilerine açık vermeleri için stratejik olarak da oynayabiliyorlar oyunu. Oldukça zor bir açığı. Bir gol deneyecek sanırım. Kısa bant, uzun bant, kısa bant, uzun bant. Kısa bant, uzun bant, kısa bant. Uzun bant ve... Evet. Defansının neticesinde istediğini elde etti diyebiliriz o anlamda. Yüksel için çünkü gerçekten güzel bir pozisyon. Burada yüksek bir seri çekmek isteyecektir. Bakalım. Sayı kısa banttan yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir takım kısa banttan yapıyor. Kısa top diğer köşeye gitti. Eğer kırmızı top da açık savunursa. Çok da bir güneşi değil ama bir tek bant düşünecektir. Kırmızı toptan. Kırmızı top, kısa bant, uzun bant, kısa bant şeklinde. Evet. Aynen. Kısa bant, uzun bant, tekrar kısa bant ve sayı gelir. Oldukça güzel yerden oldu sayı. Biraz kara topun açısı çok az kalmasına rağmen. Bir turnik atacaktır. Oyuncu sayısını yaptı. Bu arada 11. sayı seçmiyor. Toplamda. Evet. Şimdi bakalım tuş geçişine. Evet, tuşta geçiyor. Sayı geliyor. Üçüncü sayısını yaptı. Bu serisinde toplamda 11 ikilik bir skor var. Adnan Yüksel üstünlüğü. Kısa topu ince görüp kısa uzun tekrar uzundan. Evet, çok güzel bir sayı. Ayrıca güzel bir pozisyon aldı kendine. Burada sarı topu ince görerek süratli bir çıkış yapacak diye düşünüyorum. Ya da topu ezerek de atabilir. Evet, ezerek bir vuruş denedi. Evet. 5. sayısını yaptı. 12 oldu skor. 5 bant var kırmızı topun içinden. Bir tuş kesici var. Topun kalınlığını çok iyi ayarlamak lazım. En son bir hatada. Beyaz top, kırmızı topa tuşlayabilir. İnce bir falso kullanarak. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Küçük bir hata da tuşladı. Evet, şimdi sen nerede sıra? Skor dördüncü takı. 13-2'lik bir skor var. Senin sen nerede dördüncü takısını bulacak. Oldukça çekişmeli etaplar gerçekleşiyor. Uzun, kısa, uzun. 3 bant denecek uzun. Kısa, uzun. Ve sayı gelmiyor. Bundan yükseldi.
toptan ince görerek, uzun köşeye çok yakın bir yerden dönerek tekrar uzundan sayıyı almak isteyecektir. Bakıyoruz. Evet, topu göremiyor. Çok hassas bir sayıydı. Balıkesir'de Ağolu Kongre Merkezi'ndeyiz. Gerçekten. Balıkesir tarafından oldukça güzel ağırlandık burada. Kongre Merkezi'nin tiyatro salonu. Böyle bir organizasyon, böyle bir final arenası ilk defa yapılıyor. Gerçekten oldukça güzel bir atmosferde oynanıyor. Semisayiler bir sayı yaptı. Sesine devam edecek. Kalan pozisyon çok kolay değil. Sert bir vuruşta köşeden dönüp sayı yapmak isteyecek. Evet, çok güzel bir set. Muhtemelen burada beyaz toptan uzun uzun, kısa, biraz arkasında boşluk olması nedeniyle liste içeren bir vuruş. Başka bir alternatif bakabilir. Oyuncular 40 saniye içinde vuruşlarını yapmak zorunda oldukları için zaman tedirgin ediyor. Evet, dediğimiz vuruşu yapıyor ve sayı gelir. Üçer timeout'a sahipler ve ekstra bir 40 saniye daha veriyorlar. Şu an güzel bir pozisyon semisayiler için, tüm ülke pozisyonu. 3 sayının ardından skor 13-5. Kalan pozisyon oldukça müsait. Evet. Bu sayıdaki 4'ü toplamda 6. sayısına ulaştı. Turnuvanın ödüllerinden bahsedelim tekrar. Birinciye 10.000, ikinciye 7.500, 3 ve 4'e 5.000 liralık para ödülü söz konusu. Aktim Grup güvenlik hizmetleri bu ödülün sponsoru. Ayrıca federasyon tarafından verilen yüksek seri ödülleri var. 12, 15 ve 20 sayılık serilere, 12 sayılık serilerde 250, 15 sayılık serilerde 1000, 20 sayılık seride 10 bin liralık bir para ödülüyoruz. Bakıyoruz. 4 sayılar ve 5 bakteriler. Sayı geliyor mu? Evet. Bu sayıdaki 5. sayısı skoru 13-7'ye taşıdı. Kalan pozisyon çok kolay değil. Beyaz toptan kısa uzun kısa üzerinde yumuşak bir vuruş yapacaktır. Mutlaka sayıyı yapmak isteyecektir ama olası bir kaçma ihtimaline karşı pozisyon vermemek adına çok yumuşak bir vuruş yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, bir hata geldi. Evet. Skor 5. stakalar sonunda 13-7. Adnan Yüksel. Bir 3 bant deneyecek. Sarı toptan uzun kısa uzun. Evet. Bir şans sayısı geliyor. Sarı topun
kırmızı topu dokunması sonucu. Onun için de bu tip şeyler her oyuncu için olabiliyor zaman zaman. Evet. Bir turnike deneyecek. Sayı sonrası gerçekten güzel bir pozisyon kaldı. Bakalım. Evet. İkinci sayısını alıyor. Evet, uzun kısa, oldukça güzel bir sayı daha. 16'ya 7 oldu skor. Yakalan pozisyonda her iki toplamda tercih mümkün. Kırmızı top tercih edecektir diye düşünüyorum. Üçüncü etaptayız, Balıkesir'deyiz. Ve final etabına doğru heyecan giderek çoğalıyor. Bakalım 2018 yılı için Türkiye ileride milli takımı kimlerden oluşacak? Burada Bilardo Federasyonu'nun milli takıma giren sporculara yıl içindeki bütün organizasyonlara gönderdiğini hatırlatalım. Sporcular için o anlamda oldukça önemli. Yaklaşık 10 turnuvalık bir periyodu kapsıyor bu. İlk 4 sporcu. İlk 4'e giren sporcular dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan dünya kupalarına, milli takımlar dünya şampiyonası, milli takımlar Avrupa şampiyonası, verdiği Avrupa şampiyonası, verdiği dünya şampiyonası bu organizasyonlara diyorlar. Bu anlamda federasyonun bu desteği çok önemli. Ayrıca federasyon 5. 6. 7. ve 8. sporculara da birer etaba göndererek ciddi katkı sağlıyor. Açılış konuşmasında Sayın Federasyon Başkanı Ersen Ercan yıl içinde başarılı olan Lütfü Çenet ve Ratbay Çoklu gibi başarılı sporcularımızın da son bu yıl içinde yapılacak son iki organizasyon olan Fransa ve Hurghada'da milli takım kafilesine dahil edildiklerini açıkladı. Bu da gerçekten oldukça güzel bir jestti sporcular açısından. Bundan sonrasında uluslararası organizasyonlarda yurt dışında dereceye gelen sporcuların mükemmel bir sayı geliyor bu arada Adnan Çal'da. Umbrella Shop dediğimiz şapkası çıkarılacak bir sayı gerçekten. Yıl içinde başarılı, uluslararası arenada başarılı olan sporcularımıza o yıl içerisinde de başarıları nispetinde uluslararası organizasyonlara destek vereceğini açıkladı. Kendisi göreve geldiğinden bu yana zaten sürekli pozitif işlere imza atıyor. Bilardo sporunun ülkemizde yaygınlaşması. Evet, burada da az önce nişan sayısı gelmişti. Burada da o küçük düş sayının kaçmasına sebebiyet verir. Evet. Çok başarılı sporcularımız var uluslararası arenada. Sürekli gelişmekte olan bir sporcu topluluğu söz konusu uluslararası arenada. Yurt dışında liglerde oynayan birçok sporcumuz var. Ben o arada savaşçı, ben de yurt dışında bazı liglerde oynuyorum. Türkiye'den Vatman Çoklu, Can Çapak, Tayfun Taşdemir, Lütfü Çelet, Gökhan Solman,
Erol Yılmaz, Semih Sayınlar, Adnan Yüksel. Yurt dışında oynayan sporcular. Tolga Hancaraz. Murat Çelik. Yurt dışında bulundukları liglerde. Ahmet Alp aynı zamanda. Belki şu an aklıma gelmeyen başka isimler de var. Yurt dışında gerçekten ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. O da bir nevi spor ve kültür elçiliği görev üstleniyorlar. İnanın gerçekten yurt dışında liglerde oynayan arkadaşlarımız Türkiye'deki bilardo girişimine ivmelenerek bakıyorlar. Bilardo sporuna federasyonun gerçekten ciddi bir desteği söz konusu. Hollanda, Belçika bu anlamda dünyada bilardo kültüründe çok ciddi söz sahibi olan ülkeler ve gerçekten öyle çok ciddi sayıda sporcuya destek alamıyorlar. Bildiğim kadarıyla Hollanda'da federasyon dünya kupaları için belki bir sporcuya destek veriyor. Keza Almanya'da bir veya iki sporcuya destek veriyor. Organizasyon kaliteleri bizim ülkemizdeki kadar kaliteli değil. Bu kadar çok sayıda sporcuları yok. Ve Türkiye'de de bilardo sporunun gelişimi mevcut oyuncuları açısından gerçekten ciddi bir ivme kazanmış durumda. Sadece belki gençlere yönelik projelerde eksikliklerimiz var. Bunları da tamamladığımız zaman bilardo sporunun gelecek adına Türkiye'de çok daha iyi noktalara gideceğini düşünüyorum. Evet, inanılmaz bir kaçış gerçekten. Burada skor 18-11 oldu. Kendine iyi bir pozisyon hazırlamak istemişti Semih Sayınlar ama oradaki o küçük kaçış gerçekten oldukça şanssız. Almanya Yüksel için güzel bir pozisyon. Skor 18-11. 7. site kadar sonra. Türkiye deniyor. Bakalım kısa vaktan yapabilecek bir sayıyı. Bir hata geldi. Evet. Ben yükselen bir hata geldi. Kalan pozisyon Semih Sayınlar için. Sonra bir pozisyon. Bilardo kendi iç dinamikleriyle gerçekten çok zor bir spor. Bazen topun bulunduğu noktadaki ufacık bir değişiklik sayıyı imkansız hale getirirken bazen de çok kolay bir hale getirebiliyor. Bununla beraber spor psikolojisi anlamında gerçekten çok ciddi motivasyon ve hazırlık aşaması isteyen bir spor dalı. Çok zordu ve gerçekten inanılmaz güzel bir sayı. Çok sıkıntılı bir şeydi ya. O banttaki top çok doğru hareketlendirmek gerçekten oldukça büyük tecrübe, bilgi, birikim istiyor. Yapacağınız en ufak kalınlıkta, akınlık hatasında, en ufak falso hatasında bambaşka bir noktaya gidebilecek. Semih Sayınlar o anlamda çok ciddi bilgi birikime sahip bir sporcu. Arka planında çok çalışmak, sistem bilgisi, psikoloji gibi birçok done barındıran bir spor. Topun hareketini çok iyi bilmelisiniz. Topun neresine vuracağınızı, nasıl bir süratle vuracağınızı, ikinci topu nerede bırakacağınızı, topun nereye vurduğunda nereye gideceğini, masadaki değişiklikte o reaksiyonların farklılığını veya oyun içinde top kirlendiğinde reaksiyonel değişiklikleri algılamak, bunların hepsi farklı farklı doneler ve sporcuların bunları gerçekten iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Bu arada izleyiciler dikkatle takip ediyorlar.
Gerçekten güzel bir atmosfer var bilardo adına. Orada semi sayılar 2 sayılık bir seri yaptı skoru. 18-13'e taşıdı ve 14. sayısı da gelmek üzere. Evet. Sayıda istediği gibi oluyor. Tabii oyunda position game dediğimiz pozisyon oyunu denilen bir kavram var. İkinci topu istediğiniz bölgede bırakarak tekrar kendinize pozisyon hazırlamak üzerine bir oyun kurgusu var Semih Saygı'nın elinde. Bu oyunun çok iyi uygulayan sporculardan ayrıca sayı kapasitesi inanılmaz derecede yüksek olan bir oyuncu. Bakın burada kırmızı topu da gördüğünüz gibi diğer köşeye pres ediyor sayıyı. Doğru bölgeden yaptığında iyi çarpışmalarda gerçekten güzel pozisyonlar kalıyor ama bazen istediğinizin dışında çarpışmalar gerçekleştiğinde bu biraz daha pozisyonu zorlaştırabiliyor. Evet, küçük bir açı bozukluğu var. Çok doğru kalınmak istiyor. Bu pozisyonu ya çok ince görüp üzerine atacaktır ya da kalın görerek kısa manttan yapmaya çalışacaktır. Kalın görerek kısa manttan yapmaya çalıştı ve başarılı. Bakın tekrar pozisyonu istediği gibi turnikeye çevirdi. Şimdi beyaz topun sağından uzun kısa uzun 5 bant üzerinden sayı yapıp beyaz topu da uzun kısa uzun tekrar diğer banttan orta bölgeye ya da diğer köşeye almaya çalışacak. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi beyaz top gidiyor diğer köşeye. Sayı da buradan yaptı. Kalın bir çarpışmada çok güzel bir turnike kalabilecekken biraz kötü bir çarpışma. Belki tempo biraz daha yumuşak olabilirdi ama bu sefer de yumuşak olduğunda topun uzaması söz konusu olabilirdi. İşte bazen böyle küçük ayrıntılar pozisyonu istediğiniz şekilde getirmiyor. O küçük ayrıntıları mükemmel derecede yapmak istiyor sporcular, pozisyon oyununu oynamaya çalışan sporcular. Ve bu da oyunu biraz daha sayıya dönük oynamaktan daha zor hale getiriyor. Evet, 18-17 oldu skor. 8. stakalar. Timeout kullandı Semih Sayınlar. 2. timeout'unu kullandı. Ekstra bir 40 saniye daha eklendi süresine. Bakalım bir pant atışı deneyecek. Ya da bir kesme. Evet, bir kesme deniyor. Bakalım. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bakalım. Oradan dönecek. Tekrar bir zor pozisyon daha. Uzun 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 bir zikzak da deneyebilir. Uzun uzun kısa. Bir 3 bant da deneyebilir belki açıya göre. Başka alternatifler de var tabii. Kırmızı toptan bakalım. Tahmin ediyorum zikzak deneyecek. Uzun 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 tuş geçişi çok zordu. Yine mükemmel bir sayı. Gerçekten bu seride oldukça kaliteli sayılar vurdu Semih Saygılar. 8. sayısını yaptı. 19-18'de taşıdı. Skor avantajını elde etti şu anda. Bakalım kırmızı toptan bir turnike deneyecek. Biraz zor bir açı. Klepsi yaparken tuşu kontrol etmek gerekiyor. İnce ve sert bir klepsi yapacak sanırım. İnce, evet bakın oldukça güzel bir klepsi de değil. Evet. Çok yakın kaçıyor. 19-18, 8. stakalar. Oldukça güzel bir müsabak izliyoruz. Oyuncular buradan sonra
Önümüzdeki hafta Fransa'da La Bolle'de yapılacak Dünya Kupası'na gidip orada ülkemizi temsil edecekler. Orada yarışacak olan tüm sporculara başarılar diliyoruz. Yıl sonunda Aralık ayında Hurgada'da, Mısır'ın Hurgada'da şehrinde bir Dünya Kupası var. Yine orada da başarılar diliyoruz. Ve Ferdi Dünya Şampiyonası var. Yine orada yarışacak sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Evet, Adan Yüksel'den bir hata geliyor. Bakalım. Kalan pozisyon Semih Sayılar için oldukça güzel diyebiliriz. Tekrar kendine pozisyon. Biraz açı bozukluğu var ama kırmızı toplarında tercih edebilir. Sanırım evet. Şu pantolonu var. Evet. Başarılı. Evet. 20. sayıya ulaştı Semih Sayınlar. Tahmin ediyorum bu seriden sonra bir molaya gideceğiz. Bakalım tercihi nasıl olacak. 20-18 skor. Kırmızı toptan bir Acem 5 bant deneyecektir. Kırmızı top, kısa bant, uzun bant, kısa bant, uzun bant tekrar üzerine gelmeye çalışacaktır. Orada köşe avantajını kullanacaktır. Evet, nitekim onu deniyor. İkinci sayısını alıyor. Bakalım kalan pozisyon. Evet, topu banta çok yakın kaldığı için kırmızı toptan vurmak çok kolay değil. Beyaz topa büyük bir atış da yapabilir. Beyaz toptan birkaç farklı tercih var. Evet, beyaz toptan 3 bant veya 4 bant üzerinden de düşünebilir sayı. Bakalım. Evet, oldukça güzel bir sayı. Pozisyon anlamında istediği semisayilerin istediği pozisyonlardan biri kırmızı toptan bir klaps atıp kırmızı topu kısa uzun getirmeye çalışacak diye düşünüyorum. Bakın kırmızı topu takip edin. Evet, nitekim geliyor top, sayıda gerçekleşti. Bakın kırmızı top istediği bölgeye geldi mi? Evet, bir turnike pozisyonunu bakın ne kadar güzel hazırladım. Bundan da tekrar bir turnike elde etmeye çalışacak. Biraz açı bozukluğu var ama o açı bozukluğu biraz tekrar yeni bir pozisyon hazırlanmasını bozabilir ama mol oyuncusu burada çekebildiği kadar çekip o şekilde gitmek isteyecekti. Biraz sert bir vuruş oldu. Evet. Evet. Oyuncular molaya gidiyorlar. Skor 23-18. Olmadığımız bölümde oyuncular oyuna başladılar tekrar. Adnan Yüksel sayıyı gerçekleştirmedi. Gerçekleştiremedi. Tekrar Semih Sayılar'da sıra. Tekrar timeout kullandı. Son timeout'unu kullanıyor. Pozisyon çok kolay değil. Kırmızı toptan tahmin ediyorum. Kısa uzun. Dört bant üzerinden sayı yapmaya çalışacak. Uzun vuruş. Yumuşak bir şekilde gerçekleştirebilirse gerçekten pozisyon anlamında güzel bir sonuç verebilir.
Bakalım, evet. Bir tuş diski var. Evet, tuş kaçıyor. Sayı oluyor. Gerçekten güzel bir sayı. Evet, beyaz toptan kısa, uzun, kısa bir tek bant denemesi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Semih Sayınlar 24-18. Önde şu anda 10. ıslatmasını vuruyor. Bakalım, biraz kalın oldu sanırım. Beyaz top. Evet, bir hata geldi. Bir putaj belki. Bazen oyun içinde toplar birbirine çarptığında oyuncuların istemediği bir şey putaj. Çarpışmanın şiddeti, belki bir toz parçacığı yüzünden çok şiddetli olabiliyor ve çarpışma sonucu top hiç de istemediğimiz bir bölgeye gidiyor. Evet, Adnan Yüksel ilk timeout'unu kullandı. Bir gol deneyecek sanırım. Evet, bir etaptan sonra Aralık ayı içinde son bir etap daha yapılacak. Sadece 32 sporcunun kapatıldığı bir etap olacak. O 32 sporcu son bir kez kıyasaya yarışacaklar ve 2018 yılı için Türkiye milli takımı belirlenmiş olacak. Evet, bir 3 bant denemesi Adnan Yüksel'den. Oldukça tempolu, güzel bir vuruş seri anlamında. Bakalım sayı geliyor. Evet. Adnan Yüksel de kendine iyi bir pozisyon hazırlamak için iyi bir vuruş yaptı. Sarı toptan kısa, uzun, kısa vuruş yapabileceği gibi. Yani sarı topun diğer tarafından uzun uzun kısa bir vuruş deneyebilir. Kırmızı toptan uzun, kısa uzun bir 3 bant deneyebilir. Onu deneyecek. Uzun, kısa, uzun. Bakalım. Biraz fazla ama evet. Bir hata daha geliyor. Çok rahat bir açı değildi. Semih Sayınlar beyaz toptan vuruş yapabilirse ondan deneyecektir diye düşünüyorum. Hayır, bir hacem düşünüyor kırmızı toptan. Kısa, uzun, kısa banttan yapmaya çalışacak. Biraz belki tempolu vurabilir. Evet, kısa, uzun, kısa banttan sayı yapıyor. Burada tabii tempolu vurmanın amacı biraz da defansif. Yani top sayı olmasaydı kırmızının olduğu bölgeye doğru gidecekti. Hem sayıyı daha güvenli bir hale getirmek amacıyla bazen böyle küçük nüanslar oyunu kazanmak adına çok önemli olabiliyor. 25-19'a taşıdığı skoru Semih Sayınlar. Bir sırt deneyecek diye düşünüyorum. Evet, nitekim çok güzel bir sporcu. Çok güzel bir sayı. Gerçekten çok güzel bir sayı. O topu o devinimle en doğru noktaya göndermek çok kolay değil. Çok büyük tecrübe ve bilgi birikimi isteyen bir oyuncu. Evet. İki oldukça başarılı sporcunun mücadelesini izliyoruz. Semih Sayınlar, Adnan Yüksel. Her ikisi de Türk bilardosunda gerçekten önemli isimler. Evet. Semih Sayınlar. Ufak bir masa denemesi fakat başarılı. 26-19 skor. Bakalım Adnan Yüksel burada bir atak yapabilecek mi? Beyefendi kişiliğiyle gerçekten camiada çok sevilen, çok başarılı bir sporcu.
gerçekten oldukça değerli bir spor. Bütün spor dallarının kendi iç dinamikleri içinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemizde gençlere spor yaptırmaya yönelik mutlaka önemli projeler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yaş grubu itibariyle 40'lı yaşlarda olduğumuz için kendi çocukluğumuzda biz belki bugün kadar spor imkanları olmamasına rağmen sokaklarda oynayabiliyorduk veya bazı spor dallarını seçip onlarla ilgili basketbol, voleybol, bilardo da bunlardan biri, onlarla ilgili bazı çabalar içinde olabiliyorduk ama günümüzde gençler daha çok internet, bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlarla hapsedilmiş durumdalar. Aileler genelde çocuklarını binaların arasında, evlerin içinde yetiştirmek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda sporun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çocukların kendi kişisel gelişimi açısından mutlaka herhangi bir spor dalıyla, herhangi bir kültür olayıyla iç içe olması gerektiğini düşünüyorum. Aileler bu anlamda çocuklarını mutlaka spor dalına yönlendirsinler diye düşünüyorum. Tabii bunun bilardo olması bizim bilardo sporcusu olmamız sebebiyle daha çok hoşumuza gider. Tabii burada bizlere de sorumluluklar düşüyor. Her ilde başarılı bilardo sporcular var. O kişiler, o sporcular bence kendi illerindeki gençlik spor il müdürlükleriyle iletişime geçip gençlere eğitim verebilecekleri spor alanları tesis ettirmeliler. Bizler de bu anlamda önemli bir görev düşüyor bizlere bu anlamda. Kesinlikle gençlere ulaşıp, belki çok sayıda gence ulaşamazsınız ama ulaşabildiğiniz gençler mutlaka ki bir kazanım olacaktır. Yani onların içinden çıkabilecek 10 tane, 15 tane sporcu. Bu anlamda çalışmalar yapan herkese yürekten destek veriyorum. Sporu kitlelere yaymak aynı zamanda sporcunun da bir görevi. Bizler de aktif sporcu olarak burada bizlere de büyük rol düşüyor. Evet, Semih Saygiler bu arada 29. sayısını aldı. Bakalım 30. sayı geliyor mu? Yine bir plase vuruşu, yine bir pozisyon vuruşu. Evet, oldukça güzel bir pozisyon. Sanırım burada topları istediği yörüngeden çıkarmazsa yüksek bir seri çekebilir. Adnan Yüksel oyuna oldukça iyi başladı. Ancak Semih Saygiler gerçekten kalitesini ortaya koydu ve oyunu domine etme anlamında büyük bir adım atıyor. Eğer Adnan Yüksel Semih Saygiler bir hata yapacak olursa kesinlikle değerlendirmesi lazım. Aksi takdirde maçı kazanması çok zor olacak. 5. sayısı toplamda 31. sayısı. Oldukça güçlü bir oyun. Evet, bir 3 bant denemesi olacak. Kırmızı top uzun bant, kısa bant, uzun bant. Aynı zamanda bakın kırmızı topu da kalınlıkla tekrar o uzun bantı alarak bütün pozisyonları tane tane oturtmak suretiyle gerçekten çok kaliteli bir pozisyon oyunu izletiyor bize Semih Saygiler. Tabii bunları bu kalınlıklarla, bu tempolarla en doğru şekilde yapmak çok ciddi bilgi birikim ve çalışmak istiyor. Ben kendi adıma başarılı olan sporcuların her zaman çok çalıştığını düşünüyorum. Yani başarı kesinlikle bir tesadüf değildir. Hayatın her alanında
çalışarak başarıya ulaşmak mümkün. Evet, bir gol deneyecek. 7. sayısını aldı. Toplamda 33 sayıya ulaştı. 33-20'lik skor var. Semih Sayınlar önde gidiyor. Ve bir güzel sayı daha. 8. sayısı. Evet, Semih Sayınlar güzel bir pozisyon. Burada da yine kırmızı topu diğer köşeye alıp sayı 3 banttan yapmaya çalışacak. Bakın kırmızı top diğer köşeye gidiyor. Sayı 3 banttan gerçekleştirmiyor. Çünkü yine bir putaj oldu. Belki siz ekranlarınızdan duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama çarpışma esnasında gerçekten o farklı ses benim kulağıma geldi. Sebebiyle. Evet, kırmızı topu da bakın güzel presilemişti. Eğer beyaz topa ulaşabilseydi oldukça güzel bir pozisyon kendini hazırlamış olacaktı. Evet, Adnan Yüksel için artık mutlaka atak yapması gereken bir an. Bundan sonra çok fazla hata yapma şansı yok. Oldukça güzel bir 5 band. Bir tuş riski vardı. Geçti. Bakalım. Evet. Güzel bir sayı. Çok kolay değil. Birkaç alternatif var. Sarı toptan bir Efe Karı düşünebilir. Bir 7 band düşünebilir. Açı çok kolay değil. Sanırım bir Efe Karı atacak. Falso miktarını çok iyi ayarlaması lazım. Fazla falsoyla top hızlı dönüp kaçabilir. Bakalım. Evet. Bu tip açılar kolay gibi gözükmekle beraber topa falso vermek zorunda olduğunuz için o falsonun miktarını ayarlamak çok kolay değil. Çok doğru kalınlık istiyor. Evet. Semih Sayınlar topunu istedikliyor. Muhtemelen bir 5 bant deneyecek bu pozisyonda. Belki bir gol ama tahmin ediyorum 5 bant deneyecektir. 5 bant. Beyaz topu da kısa, uzun. Tekrar bu uzun banta doğru almaya çalışacaktır. Tekrar kendine bir turnike pozisyonu yakalamak adına oldukça güzel bir seri pozisyonu. Tabii. Eğer çok ince görmesi gerekiyorsa belki o zaman beyaz topu yürütemeyebilir. O bir sıkıntı olabilir seri anlamında. Bir de yatarak vurması gerekecek. Bilmiyorum bu kısa banttan yetmek mümkün mü? Hayır, yatarak vuruyor. Bakalım. İzleyelim. Bakın beyaz topun hareketine de dikkat edin. Bakın beyaz top kısa uzun. Tekrar geldi bu bölgeye. 5 bantı yapıyor. Sayı geliyor. Beyaz top biraz kötü kaldı. Sarı top da gitti, kırmızı topun önünde kaldı. İşte oyunun böyle dinamikleri var. Siz çok güzel bir seri vuruşu yapabiliyorsunuz ama toplar bazen o kadar kötü açılarda kalıyor ki yaptığınız senin karşılığı size gelmeyebiliyor. Ama bu tabii çoğu zaman da yüksek seri olarak da gelebiliyor. Evet, bakalım Semih Sayınlar ne deniyor? Bir pike denemesi oldukça zor bir pozisyondu. Timeout'u da olmadığı için pozisyonu daha fazla analiz etme şansı yoktu. Evet, 35-21'lik skor var. 13 ıstaka sonunda. Adnan Yüksel bir 3 bank deneyecek. Sarı top
uzun bant, kısa bant, tekrar uzun bant. Kırmızının dilinden 3. bant tamamlamaya çalışacak. Bakalım. Evet. Sayı gerçekleşti. Kalan pozisyon. Bir gol deneyecek. 3 bant. Uzun bant, kısa bant, tekrar uzun banttan sarı top üzerinden sayı yapmaya çalışacak. Oyuncular masa kenarındaki noktalar üzerinden çeşitli sistemler kullanıyorlar. Bunları çok iyi uygulama yeteneklerine sahipler ama çok hassas sayılar. Bazen yaptığınız küçücük bir hata sonucu sayıyı gerçekleştiremiyorsunuz. Bakalım hesapladı, atışını yapıyor. Bakın. Ama gerçekten bu çok hassas, çok zor bir sayı. Çünkü yaptığınız küçük bir hasada eğer sarı topu kalın görürse, derinden ince görürse... Kalan pozisyon muhtemelen kırmızı toptan uzun bant, kısa bant, tekrar uzun bant sayı yapmak isteyecektir. Evet. Uzun bant, kısa bant, tekrar uzun banttan sayı geliyor. Üçüncü sayısını alıyor. Toplamda 24'e ulaştı. 35-24'lik skor var. Evet. Zor bir pozisyon kaldı. Ondan yükseli. Açı çok kolay değil. Kırmızı toptan uzun, kısa uzun ve tekrar sarı topun dibinden pan çalmaya çalışacak ama burada tabii kendi topunun banda yakın olması bu işi biraz zorlaştırıyor. Ama yapabilir diye düşünüyorum. Uzun, kısa, uzun, evet. Hassas bir duruştu. Evet, dördüncü sayısı 35-25 oldu skor ve oldukça güzel bir pozisyon. Andan Yüksel için, Andan Yüksel de pozisyon oyununu seven bir oyuncu, burada yüksek bir seri çekebilir diye düşünüyorum. Ve oyuna ortak olma adına en önemli şansı. Evet, sarı topun içinden bir 3 bant deneyecek. Sarı topu diğer köşeye meseleyecek. Bakın, sarı top köşeye gidiyor. 3 bant olarak sayıyı gerçekleştiriyor. Ve kendisine bir 5 bant pozisyonu hazırladı şu anda. Çok kolay bir açı değil. Belki sarı top biraz daha içeride kalmış olsaydı işte bu kadar hassas. Kalınlık biraz daha az olarak yapılmış olsaydı sayı, o zaman sarı top o köşedeki boşluğu da vermeyecekti belki. Ama yine de ters banttan bir 5 bant sonucu yapacaktı sayı diye düşünüyorum. Evet. Aynen düşündüğümüz gibi bunu ters banttan. Buradaki sıkıntı eğer ki beyaz top köşede kalmış olsaydı bir önceki vuruşta bu pozisyonu tekrar seriye hazırlamak adına çok değerli olabilirdi. İşte bazen böyle küçücük nüans farklılıkları bir sonraki pozisyonu istediğiniz gibi hazırlayamamanıza yol açıyor. 35-27 skor. Adnan Yüksel bir tek bant atacak. Evet, oldukça başarılı. 7. sayısı 35-28 oldu skor. Pozisyon bir turnike. Tekrar bir pozisyon hazırlamak adına oldukça önemli. Oyunun en kritik anlarındayız. Kırmızı toptan bir turnike deneyip sayıyı kısa banttan çalışacak. Tekrar kırmızı topu uzun kısa uzundan orta bölüm almaya çalışacak. Bu da bakalım. Evet, fazla ince oldu. Evet, oyun 35-28. Yüksel'den güzel bir atak geldi ve Semih Sayınlar için kalan pozisyon çok
da kolay değil. Bakalım bir Viyana gelebilir mi? Bir 5 pont olabilir. Bir gol olabilir. 5 pont. Hayır. Evet, 5 pont ama tuş riski oldukça yüksekti ve tuş gerçekleşiyor. Oldukça zor bir pozisyondu. Sen için de çok kolay bir pozisyon değil. Oyunun sonuna doğru heyecan gitti de artıyor. Bakalım kırmızı top uzun bant, kısa bant, uzun bant, tekrar uzun bant üzerinden, ters bant üzerinden düşünecek sayı. Kanunlarını çok iyi ayarlaması lazım. Kırmızının tuşu var diyecektim sarı topa. O arada tuş gelecek. Daha ince bir vuruş, falsoyu kısarak ya da daha kalın bir vuruş. Bu sefer de kendi topunuzun önüne çıkma şansı vardı. O yüzden ince vurup ters banttan yapmak gerekirdi sayı ama çok hassas, çok zor bir açıydı. Artı yatarak vurmak zorunda olduğu için kanlı katası geldi. Evet. Burada seni saygılar, bir ters bant atacak büyük ihtimalle. Kısa uzun köşeye doğru gidiyor top. Sayı geliyor mu? Evet. Hiç sayısı geldi. Kalan pozisyon. Sırt da atabilir. Uzun, uzun, kısa. 3 bant da deneyebilir. Bir diğer alternatif kırmızı toptan kısa bant, uzun bant, kısa bant deneyebilir. Bakalım aynısından. Tam ediyorum. Uzun uzun veya sırt atıyor sanırım. Evet. Bakın top falsoyla geliyor. Evet. ...36-28 skor. Andan yüksel için kalan pozisyon çok kolay değil. Heyecan yüksek. Semisa iner. Bu maç kazanması halinde. Garantileyecek. Milli takımı diye düşünüyorum. Dördüncü etaba. Evet izleyiciler, görüyorsunuz herkes heyecan içinde, maçları takip ediyor. Oyunun sonu yaklaştıkça bizdeki heyecan da artıyor açıkçası. Evet, bir 5 bant deneyecek beyaz topun içinden. Kısa bant, uzun bant, daha sonra diğer kısa bant, uzun banttan bakıyoruz. Sayı geliyor mu? Bir ters bant. Evet, aslında oldukça başarılı bir vuruştu ama sayı gelmedi. Şimdi bakalım Adnan Yüksel burada oyunu kazanmak adına bir hamle yapabilecek mi? Bir biri gol. Bant üzerinden düşüp kendine iyi bir pozisyon hazırlamaya çalışacak. Biraz tempo yüksek oldu, o yüzden çok istediği gibi bir pozisyon kalmadı. Oh.
Acem 5 band denemesi. Hayır, bir tek band. Bakalım. Kırmızı top engel olacak mı? Evet. Engel diyemedi. İkinci sayısını çekiyor. 36. 30 oldu skor. Kolay bir açı değil. Son timeout'unu kullandı Adnan Yüksel. Randevu mu deneyecek? Bir gol deneyecek sanırım. Bakalım. Evet. Pekala, bir gol deniyor sanırım. Evet, uzun, kısa, uzun. Geliyor top. Evet. Oldukça zor bir pozisyondu. Bakalım seni sayınlar. Ne yapabilecek? Bir gol deneyecek sanırım. Uzun bant, kısa bant, sonra top, tekrar kısa bant. Evet. Kalan pozisyon. Son 3 sayı. Kırmızı top, kısa bant, uzun bant, tekrar uzun bant üzerinden bir 3 bant denemesi yapacaktır diye düşünüyorum. Belki biraz açıda sıkıntı varsa kısa banta da denebilir ama hayır, uzun bant üzerinden deneyecek. Bakıyoruz. Sayı geliyor mu? Evet. Artık son iki sayı. Pozisyon çok zor değil ama sıkıntılar var. Her iki toptan da tercih. Hayır. Kırmızı toptan. Hayır, uzun. Beyaz toptan deniyor sanırım. Uzun, uzun, kısa şeklinde denecek. Çok emir vererek uzun, uzun, kısa. Evet, çok zor bir açıydı. Biraz da defansif de bir vuruş. Adnan Yüksel 38-30 geride. Pozisyon çok kolay değil. Bakalım buradan sayı gelecek mi? Evet. Bir kısa uzun kısa denemesi. Bu da defansif bir tercih. Bakalım senin sayılar ne deneyecek. Gerçekten zor bir pozisyon. Bir 5 bant deneyebilir. Ya da aynı vuruş senin sayılar da deneyebilir. Bakalım tercihi nasıl olacak. 5 bant deneyecek sanırım. Evet, 5 bant deniyor. Bir tuş geliyor. Bakalım Adnan Yüksel'e kalan pozisyon. Evet, bir zikzak denenebilir. Sarı toptan uzun 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 şeklinde. Gerçekten çok zorlu bir müsabaka. İki oyuncu da her an 10 sayılık bir sayı çekebilecek kapı sayı sahip. Bakın uzun uzun
sağ. Güzel. Evet, tekrar bir defansif tercih. O gerçekten zor açılar. Oyuncular oyunun bu yönünü de gerçekten oldukça iyi oynuyorlar. Gerektiğinde belki bir pozisyon bırakmadan. Evet, bir acemden istem sayılardan kalan pozisyon yine zor Adnan İmsel için. Evet, oldukça heyecanlanmış. Bakalım Adnan İmsel bundan sayı çıkarabilecek mi? Tek bant deniyor. Adnan Yüksel'in de timeout'u bitti. Artık oyuncular 40 saniye içinde vuruşlarını yapmak zorundalar. Kısa, uzun, kısa. Tek bant. Kısa, uzun, kısa. Evet. Yine defansif bir tercih. Ancak bu sefer biraz daha 55'li bir pozisyon kaldı. Senin sayılar muhtemelen kırmızı topun solundan bir efek kare tercih edebilecek gibi bir 5 banta tercih edebilir. Tahmin ediyorum efek kare tercih edecektir. Sanırım 5 bant tercih ediyor. Evet, 5 bantı tercih etti ve sayı geliyor. Artık maç sayısı. Kalan pozisyon. Beyaz top. Uzun bant. Kırmızının arkasındaki kısa uzunu kullanarak 3 bant üzerinden sayı yapmaya çalışacak. Bakalım. Çatal kaldırmayacak bir açı. Evet. Maç sayısı. Seni saygılar. Finalin diğer ismi oluyor. Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu finali. Saat 17 maçı. 17'de Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu maçıyla birlikte olacağız.